pek çok insan merkezcil kuvvet problemlerini sıradan kuvvet problemlerine göre çok daha zor bulur. O yüzden en azından birkaç örnek daha çözelim. Bu arada da yeri geldikçe insanların en sık yanlış yorumladığı noktalara değinelim. İlk örneğimiz bu. Klasik bir örnektir. Diyelim ki bir yoyomuz var ve onu alıp havada çeviriyoruz. Sanırım buna yoyo jargonunda halka çizmek deniyor. Havada büyük bir çember çiziyoruz gibi düşünebiliriz. Çok şık bir numara. Merak ediyorsanız YouTube'dan Around the World Yo Yo Hareketleri diye aratıp izleyebilirsiniz. Yo Yo'yu çeviriyoruz. Önce bir tepe noktasına çıkıyor sonra dibe iniyor. Yani bu düşey bir çember yatay değil. Yo Yo'yu yatay bir düzlemde değil düşey bir düzlemde çeviriyoruz. Yani Yo Yo gerçekten yükseliyor ve alçalıyor. Bu problem üzerinde bildiklerimiz şunlar. Bir kütlemiz var ve bir ipe bağlı. Kütlemiz 0,25 kilogram. İpin uzunluğu da 0,5 metre olsun. Ve yoyomuzun tepe noktasındaki hızının 4 metre bölü saniye olduğunu düşünelim. Eğer bir yoyo üreticisiyseniz bu ipin ne kadarlık bir gerilmeye dayanabileceğini bilmek istersiniz. İpin ne kadar sağlam olması gerektiğini bilmeniz gerekir. O yüzden biz de bu örnekte şu soruya cevap arayacağız. Yoyo maksimum yükseklikte 4 metre bölü saniye hızla hareket ederken ipteki gerilme kuvveti ne olur? Bulmaya çalıştığımız şey bir kuvvet olduğunda ilk olarak ne yapıyorduk? Tabii ki bir serbest cisim diyagramı çiziyorduk. Yoyoya etkiyen kuvvetler nelerdir? Öncelikle eğer yoyomuzla oynadığımız sırada dünyaya yakınsak ki yakın olduğumuzu varsayıyoruz, uzayda yoyo oynadığımız durumları düşünmüyoruz şu anda. Dolayısıyla elimizde bir yer çekimi kuvvetimiz olacak. Ve bu yer çekimi kuvveti doğruca aşağı yönlü olacak. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü ise m çarpı g'ye eşit olacak. Burada yer çekimi ivmesinin büyüklüğünü temsil eden g'yi 9,8'e alıyoruz. İfadenin tamamı ise yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü temsil ediyor. Ama bir kuvvetimiz daha var. Kütle bir ipe bağlı. Hatta bu ip kütleyi çekebiliyor. İpin çekimi yani gerilmesi de bir kuvvet. Gerilme kuvveti ne yönde olur? Birçokları gerilme kuvvetini yukarı yönlü alır ama bu doğru bir yol değil. Bir ip bir şeyi itemez çünkü, değil mi? Bana inanmıyorsanız bir ip bulun ve onunla bir şeyleri itmeye çalışın. İtemediğini fark edeceksiniz. Ancak gayet güzel çekebilir. Bu ip de aynen öyle yapıyor. Kütleyi çekiyor. Ne kadar bir kuvvetle? onu bilmiyoruz ki. Zaten onu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi gerilme kuvvetimiz bu şekilde aşağı doğru gösteriyor. Bu kuvveti de büyük T harfi ile gösteriyoruz. FT şeklinde de gösterebilirdik. Gerilme kuvvetini ifade etmenin çeşitli yolları var ama ne şekilde gösterirseniz gösterin gerilme kuvveti çemberin merkezine doğrudur. Çünkü kütleyi çekmektedir. Evet, eğer bulmaya çalıştığımız şey bir kuvvetse, serbest cisim diyagramımızı çizdikten sonra hemen Newton'un ikinci yasasını uygulamaya geçiriyoruz. Ve bu formülü her zaman olduğu gibi her yöne tek tek sırayla uyguluyoruz. Yani yatay, düşey ve merkezil yönler için sırayla kullanıyoruz. Böylece hesaplarımızı mümkün olduğunca basit tutmuş oluyoruz. Burada bir merkezcil hareket problemiyle karşı karşıyayız. Bir cisim dairesel bir hareket yapıyor. Biz de çemberin merkezine doğru yönelmiş bir kuvveti bulmak istiyoruz. O halde Newton'un ikinci yasasını merkezcil yön için uygulayacağız demektir. Dolayısıyla buradaki ivme merkezcil ivme. Kuvvet de merkezcil kuvvet olacak. Başka bir deyişle merkezcil ivme net merkezcil kuvvetin kütleye bölümüne eşit olacak. Biz merkezil yönü seçtiğimiz için merkezil ivme yerine merkezil ivmenin formülünü yazabiliriz. Merkezil ivme daima v kare bölü r'ye eşittir. Yani merkezil ivme cismin hızının karesi bölü cismin üstünde hareket ettiği çemberin yarıçapına eşit olacak. İşte bu ifade net merkezil kuvvetin kütleye bölümüne eşit. Buradaki en çetrefilli, en hataya müsait kısım net merkezil kuvveti hangi kuvvetlerin oluşturduğuna karar vermek. Demek ki şimdi merkezil kuvvetlerimizi belirleyip denklemdeki yerlerine doğru işaretlerle yazmamız gerekiyor. Bakalım cismimize etkiyen kuvvetler neler? Bir adet gerilme kuvvetimiz, bir adet de yerçekimi kuvvetimiz var birçok insan iş terimi yerine değer yazmaya geldiğinde her şeyi sil baştan düşünmeye kalkıyor oysa hayır bizim serbest cisim diyagramımız var buraya bakmamız yeterli eğer doğru çizdiysek serbest cisim diyagramımız söz konusu kuvvetlerle ilgili gereken tüm bilgileri zaten içeriyor ve biz doğru çizdik burada tüm kuvvetleri belirttik o halde hadi tek tek gidelim en başta bu merkezil kuvvet hesabına yer çekimi kuvvetini katmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü merkezil olan tüm kuvvetleri kullanacağız. Hatırlayalım. Merkezcil sözcüğü çemberin merkezine doğru demekle aynı şeydi. Ve burada yer çekimi kuvveti çemberin merkezini işaret ediyor. Demek ki bu kuvvet net merkezcil kuvvetimize dahil. Başka bir deyişle bu kuvvet merkezcil kuvvetimize katkıda bulunuyor. Yani yer çekimi kuvveti bu cismin dairesel bir hareket yapmasını sağlayan etkenlerden biri. Bu nedenle de formülde yer almayı hak ediyor. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü mg idi. Şimdi bir karar vermemiz lazım. Bu kuvveti pozitif olarak mı ekleyeceğiz yoksa negatif olarak mı? Kuvvet aşağı yönlü olduğu için çoğu insan negatif olarak ekleme eğilimindedir. Oysa söz konusu merkezcil yön olduğunda içeri doğru olan yön pozitiftir. Yani bir kuvvet büyüklüğünün pozitif olması için kuvvetin illaki yukarı yönlü olması gerekmiyor. Ha, yukarı yönlü kuvvet çemberin merkezine bakıyordur. O zaman pozitif olur. Yani mesela burada yukarı yön pozitiftir. Ama burada aşağı yön pozitif çünkü çemberin merkezine bakıyor. Mesela burada sol yukarı yön yine pozitiftir. Çünkü çemberin merkezine yönelik tüm kuvvetler pozitif değerlere sahiptir. Bunun bir nedeni var. Çemberin merkezine doğru olan yönü pozitif kabul etmemizin nedeni, merkezil ivmeyi pozitif kabul etmemiş olmamız. Ve merkezil ivmenin çemberin merkezine yönelik olduğunu bildiğimiz için, merkezil ivmeyi pozitif aldığımız anda, çemberin merkezine doğru olan yönü de pozitif almaya karar vermiş olduk. Başka bir deyişle çemberin merkezinden dışarı doğru olan yönü de pozitif kabul edebilirdik. Ama öyle yapsaydık içeri yönlü merkezi ivmenin başına bir eksi koymak durumunda kalırdık. Bu da biraz garip olurdu. Yani kim ister ki böyle bir şey? Biz çemberin içerisine doğru olan yönü pozitif kabul ediyoruz. Böylece merkezi ivmemiz de pozitif oluyor. Ama bu aynı zamanda içeri yönlü tüm kuvvetleri de pozitif kılıyor. Uzun lafın kısası bu yer çekimi kuvvetini pozitif bir merkezil kuvvet olarak alıyoruz. Çünkü çemberin merkezine yönelmiş durumda. Ve devam ediyoruz. Burada bir kuvvetimiz daha var. Gerilme kuvveti. Onu da buraya ekleyecek miyiz? Ekleyeceğiz. Çünkü o da çemberin merkezine bakıyor. Peki, pozitif olarak mı ekleyeceğiz, negatif olarak mı? Bu kuvvet de çemberin merkezini işaret ettiğine göre onu da pozitif bir merkezcil kuvvet olarak alacağız. Yani bu kuvvette cismin dairesel bir hareket yapmasını sağlayan kuvvetlerden biri. Şöyle de söyleyebiliriz. Bu örnekteki net merkezcil kuvvet yer çekimi ve gerilme kuvvetlerinin bileşkesinden oluşuyor. Şimdi burada gerilme kuvvetini çekmek için cebir bilgimize başvuruyoruz. Her iki tarafı kütleyle çarpıyoruz. Sonra her iki taraftan mg'yi çıkartıyoruz. Sonuç olarak şu eşitliğe varıyoruz: Gerilme kuvveti eşittir m b kare bölü r eksi mg. Değerleri yerine yazdığımızda ipin gerilme kuvvetini 5,55 newton olarak buluyoruz. Bu beklenmedik bir sonuç değil. Yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü bu net merkezil kuvvetten çıkardık. Buradaki terim bu yoyonun dairesel harekete geçmesini sağlayan toplam merkezil kuvveti temsil ediyor. İhtiyacımız olan gerilme kuvveti ise bu net kuvvet eksi yerçekimi kuvvetine eşit. Çünkü hem yerçekimi hem de gerilme kuvveti merkezil kuvvetler olarak rol oynuyor. Yani bu kuvvetlerden ikisi de tek başına toplam merkezil kuvveti oluşturmuyor. Toplam merkezil kuvvetin oluşması için ikisinin de bir arada etkimesi gerekiyor. Bu yüzden de bu noktada gerilme kuvveti alabileceği maksimum değerlere ulaşmıyor. Ama yoyonun dairesel yolun en alt noktasında olduğu durumu ele alsaydık, yani yoyo dönüp dönüp buraya gelmiş olsaydı, serbest cisim diyagramımız farklı olacaktı. Yer çekimi kuvveti yine aşağı doğru olacaktı. Çünkü yer çekimi kuvveti her zaman doğruca aşağı yönlüdür. Ve büyüklüğü de daima m çarpı g'dir. Fakat bu kez gerilme kuvveti yukarı yönlü olacaktı. Çünkü ip daima kütleyi çeker. Çünkü ipler sadece çekmeye yarar, itmeye değil. Dolayısıyla ip kütleyi yani yoyoyu yine çemberin merkezine doğru çekiyor olacaktı. Bu nedenle de iş değerleri buraya yazmaya geldiğinde bu kuvvetlerden biri negatif değer alacaktı. İlk örnekte ikisi de pozitifti. Çünkü her iki kuvvet de çemberin merkezine doğruydu. Şimdi ise kuvvetlerden sadece birinin yönü çemberin merkezine doğru ve o kuvvetin gerilme kuvveti olduğunu açıkça görebiliyoruz. Gerilme kuvveti çemberin merkezine bakıyor. Yerçekimi kuvveti ise merkezden dışarı doğru yönelmiş durumda. Bu da gerilmenin hala pozitif bir kuvvet olmayı sürdürdüğü anlamına geliyor. Fakat çemberin alt noktasındaki örnekte yerçekiminin negatif bir merkezil kuvvet olarak kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü bu kuvvet merkezden dışarı doğru bakıyor. Yani dairesel yolun en alt noktasındaki gerilmeyi hesaplayacak olsaydık, sol taraf yine v kare bölü r olacaktı. Çünkü orası hala merkezil ivmeyi temsil ediyor. En alt noktadaki kütle yine m olacaktı. Çünkü dairesel hareket yapan yoyunun kütlesi bu. Fakat burası t artı mg yerine t eksi mg olacaktı. Çünkü yer çekimi çemberin merkezinden dışarı doğru bakıyor. Bu ifadeyi ip gerilmesi için çözecek olursak gerilme eşittir. Her iki tarafı m ile çarpıyoruz ve her iki tarafa mg ekliyoruz. Gerilme eşittir mv kare bölü r artı mg oluyor. Bu kez mg'yi mv kare bölü r terimine ekledik. Oysa ilk örnekte çıkarmıştık. Bu da kulağa gayet mantıklı geliyor. Çünkü ilk örnekte yani burada gerilme ve yer çekimi kuvvetleri bir araya gelerek toplam merkezil kuvveti oluşturuyordu. Dolayısıyla tek tek ikisi de alabilecekleri en büyük değeri almak zorunda değildi. Burada ise yer çekimi kuvveti gerilme kuvvetine destek olmak şöyle dursun, merkezil kuvvete zarar veriyor. Çünkü kütleyi çemberin merkezinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani buradaki zavallı gerilme kuvvetçinin tek başına net merkezil kuvveti tamamlaması yetmiyor. Üstüne bir de yer çekimi kuvvetinin negatif etkisini sıfırlaması gerekiyor. Her neyse, değerleri yerine yazdığımızda gerilme kuvvetinin ilk örnektekinden daha büyük olduğunu göreceğiz. Aslında ifadeler ilk örnektekiyle aynı. Bir tek bu net merkezil kuvvet etkisiyle yer çekimi kuvveti arasındaki eksi işaretini artıyla değiştirmemiz gerekiyor. Hesabı yaptığımızda gerilme kuvvetinin 10,45 Newton olduğunu görüyoruz. Artık toparlıyorum. Merkezcil kuvvet problemleri çözerken sol tarafa ve kare bölü r ifadesini neredeyse pozitif bir ivme olarak yazarız. Bunu yaparak çemberin merkezine doğru olan yönü pozitif olarak belirlemiş oluruz. Çünkü merkezcil ivmenin yönü o yöndür. Bu da çemberin merkezine yönelik tüm kuvvetlerin pozitif değerler alacağı anlamına gelir. Ama dikkatli olmak lazım. Çünkü bu aşağı yönlü kuvvetlerde pozitif merkezi kuvvetler olabilir demektir. Yeter ki aşağı yön çemberin merkezine baksın. Bir kuvvet sırf yolculuğun bir anında pozitif değer aldı diye hareketin tepe noktasındaki yer çekimi kuvvetine bakın, yolculuğun başka bir anında da pozitif olacak diye bir kaide yoktur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.